2020 DV Lottery talihleriyle alakalı olan davada ne oldu? Şu anda ne aşamada? Bunun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle DV 2020 talihlilerinin açtığı davada ne olmuştu? Onu kısaca hatırlayalım. 4 Eylül'de mahkeme özellikle DV Lottery 2020 talihlilerinin davacı olarak bulunan talihlilerin vizelerinin hızlı bir şekilde verilmesi, green card'ların hızlı bir şekilde verilmesi, daha sonra da diğer kişilere, DV lottery kazananlara green card'ların verilmesini devlete söylemişti. Bunu talep etmişti. Daha sonra 3 hafta sonra tekrar bir araya geleceğiz. O zaman bana bir statü raporu vereceksiniz. Kaç kişiye bu vizeleri verdiniz? Ben de ona göre bir karar vereceğim demişti devlete. Peki ne oldu 4 Eylül'den sonra? 4 Eylül'den sonra Konsolosluk ve Göçmenlik Bürosu gerçekten çok yavaş çalıştı. Davada ismi geçenlerin çok büyük bir kısmına bile hala ne mülakat ne de vizeleri verildi. Bir kısmına verildi evet ama çok büyük bir kısmına verilmedi. Dolayısıyla bunu mahkemeye sunarken devlet sanki öyle bir şekilde sundu ki geçtiğimiz aylardan gelen vize numaralarını da dahil ederek çok fazla insana vize verilmiş gibi, green card verilmiş gibi ama tabii dosyayla ilgilenen avukatlar, davacıların avukatları bu konuyu açıkladılar ve çok az sayıda kişiye mülakat verildiğini, vize verildiğini izah ettiler. Hakim de bunu anladı. Daha sonra hakim taraflardan iki konu hakkında bilgi istedi ve bu bilgiler ışığında da önümüzdeki hafta pazartesi günü bir dava duruşması daha yapacağını söyledi. Nedir bu iki konu? Birinci konu benim yani hakim olarak benim 30 Eylül tarihini ileriye atma konusunda bir hakkım var mı? Kanun bana bu hakkı veriyor mu? Hem devletten hem de davacıların avukatından bu şekilde bir brief dediğimiz bir açıklama, bir hukuki mütalaa istedi. Bunu yapmasının sebebi de hakim evet kendisi de araştırıyor ama aynı zamanda tarafların ne dediğini duymak istiyor. Eğer 30 Eylül'den sonraya bu vize numaralarını ilerletebilmek için, tarihi ilerletebilmek için yani 30 Eylül'e kadar vize alamayan kişilerin 30 Eylül'den sonra vize alabilmelerini sağlayabilecek benim yetkimde bir karar var mı? Yoksa bu kongrenin, devletin kararı mı? Bununla ilgili bana hukuki mütalaa yazın verin dedi. Birinci istediği şey bu. İkinci istediği şey, diyelim ki benim bu konuda hakkım var ve ben vize numaralarını 30 Eylül'den sonraya aktarabiliyorum, sarkıtabiliyorum. Bu hakkın korunmasına karar verebiliyorum. Peki bunu kaç kişi için yapabilirim? Kaç tane vize numarası için yapabilirim? Bana bu konuyla ilgili ne düşündüğünüzü yazın dedi. Şimdi niye bunu söyledi? Şundan dolayı. Çünkü hakim şu şekilde düşünüyor. Eğer devlet green card kazananlara bu green Card'ları vermek istemeseydi bile Covid olduğu için ortada bir virüs olduğu için yine bazılarını veremeyecekti. Çünkü konsolosluklar kapalıydı, işlemler yavaştı vesaire. Dolayısıyla hakim diyor ki ben green card numaralarının tamamının rezerve edilmesi gerektiğini, tamamının yeni seneye aktarılması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü Covid'den dolayı ister istemez biraz fire olacaktı. Vize numaralarının tamamını aktarabileceğimi düşünmüyorum. Ama Yine de belli bir sayıda numaranın rezerve edilmesi gerektiğini ve yeni yıla aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla eğer birinci konunun cevabı evetse, yani benim buna hakkım varsa, ikinci konu kaç tane vize numarasını yeni döneme aktarabiliriz? 30 Eylül 2020'den sonrasını aktarabiliriz. Bu konuyla ilgili iki taraftan mütalaa istedi. Peki bu karar iyi mi kötü mü? Karar iyi, şu manada iyi. En azından hakim devletin 4 Eylül ile 30 Eylül arasında çok fazla bir şey yapmadığını ve yapamadığını gördü ve bu konuda davacılara hak verdi. Peki 30 Eylül sonrasında bu numaraları rezerv etme ile ilgili kararı ne olabilir? Geçmişte bununla ilgili bir mahkeme kararı var. Aynı mahkeme kararına atıf yaparak, onu uygulayarak belki de 30 Eylül sonrasına bu vize numaralarını geçirmesi mümkün olabilir. Onu bekleyip göreceğiz. Eğer geçirmesi mümkünse bu kaç kişiye münhasır olacak, kimleri kapsayacak o şu anda belirsiz. Bu konuyla ilgili gelişmeler hala çok canlı, çok sıcak ve gerçekten çok enteresan bir şekilde devam ediyor bu hukuki savaş. Bununla ilgili gelişmeler netleştiğinde tekrar güncelleme yapacağım ama şu anda bildiğimiz bundan ibaret. Bakalım hakim bu konuyla ilgili en son ne karar verecek.